Hocam adını soyadını öğrenin. Adım Mustafa Yavuz, 1960 Giresun doğumlu. Hani ikamet etti. Merkez. Merkez. Giresun Merkez. Evet, evet. Yok, 10 yıl Aydın Dilim'de çalıştım. Dilim'de kaldım. Burada tercih. Emniyette çalıştım. Emniyette tercih. Amca bir de terslikle bize kısaca terziliği anlatır mısınız? Terzilik anlatmayla bitmez. Tercilikte çok çalışacağız. Yani 12-24 çalışman gerekli. Çünkü iğneyle kuyuya işin tabirinde bir meslek bu. Hiç gezme tokma zamanı olmaz. Çalışman lazım devam. Yaptığınız iş ne işe yarıyor? Hani topluma yararlı bir iş. Çünkü söküğü olan gelecek terziye mecbur. Hani bana diktirmese bir başkasına diktirecek. Yani terzi olması gereken bir meslek. Peki bu mesleği sizden başka birisi yaptı mı? Bizlerden çok var. Sülalede var amcamın. Yani aileden gelen bir tabii şey. Tabii halamın torunları yaptı, halamın oğulları yaptı. Babam yapmış kısa bir dönem. Yani bize sülaleden gelen bir şey. Benim oğlum yapıyor, devam ediyor. Şey, peki siz bu mesleği babanızdan mı aldınız yoksa? Yok, babamızdan değil. Halamın oğullarından aldım. Giresun'da merkezde oturduğu için onun yanında orada kalma icap etti. O şekilde babam oraya verdi. Orada o şekilde devam etti. Bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? 50 sene. 50 sene. En az 50 yıl, en az. Kaç yaşında başladınız? İlkokulu bitirince. İlkokulu bitirince. Hı-hı. Bu iş yaparken size en çok zorlayan şey ne oldu? Zorlayan bir şey olmadı. Çalışanlar zorluk yok. Çalışmayan var. Hiç mi zorlandığınız bir dönem oldu? Hep mi? Ya terzilik zaten hep zor iş. Yani basit bir iş yok. Terzilik her zaman uğraşacak olan bir meslek yani. Devamlı uğraşman gerek. Devamlı uğraşacaksın. Yani gezeyim tozayım desen yemeyen çıkmaz, düşünün onu söyleyeyim sen. Peki bu iş yaptığınız için mutlu musunuz? Değilim. Ama bir daha terzilik yapmış istesem yapmam yani. Niye amca? Geliri az. Ha, gelirimden dolayı az. Bir oto tamircisi olurum, bir elektrikçi olurum, örnek vereyim. O gibi şeyler. Niye severek? Severek yapmasan zaten bırakırsın bu işi. Ama o zaman severek yapıyorsanız mutlu olmanız gerekiyor. Mutlu olmak, parasal yönden mutlu değilim. Öbür türlü mutluyum yani. Ama parasal yönden mutlu değilim. Parasal teselli etmiyor insanı. Yani örnek vereyim sana, dışarıda bahçede çalışsam, ameliyat yapsam bu meslekte daha iyi para kazanırım. Onu demeye çalışıyorum. Peki amca, ilk yaptığınız zaman ve şimdiki yaptığınız zaman da ne gibi farklılıklar oldu? Şimdi şu anda meslek yapmıyoruz biz yani. Şu anda tamire döndü bütün iş. Yeni işi kalktı çünkü çok pahalandı. Pahalandığı için mecburen tamirle yetinip duruyoruz yani. Yeni yaptırma gücü de yok bile vatandaşın. Tamir. Yorgunluk var mı amca ilk zamanki işinde? Yorgunluk mu? Yorgunluk. Yorgunluk tabii ki. Her zaman. Şimdi şöyle ki. Önceki terzilikleri yapmıyorduk. İğneyle beraber biz ceket dikerdik. Şimdi o işler kalktığı için o kadar yorulmuyoruz yine de yani. Son sorumu da soruyorum. Eğer bize bir nasihat ya da bir şey söylemek isteseydiniz bu ne olur? Terzilik yapman derdim. Yani diyecek olduğum en iş o. Çünkü terzilik işi az önceki dediğim gibi boşuna bedava hamallık desen olabilir. Amca anladım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.